Ben Doktor Handan Çelik, gebelik ve karaciğer hastalıklarından bahsedeceğim. Şimdi gebelikte öncelikle bir fizyolojik değişikliklerden kısaca tablo halinde bahsedersek, ALT, AST'nin, açlık safra sitenin, protrombin zamanı ve APTT'nin değişmediğini bilmemiz lazım. LDH'ın değişmediğini bilmemiz lazım. Gebelikte albümin, total protein, serbest, konjüge ya da total bilirubin ve gamma glutamin transferasında azaldığını bilmeliyiz. Artan değerler çok, özellikle lökosit burada artan değerler arasında önemli. Lökositin artacağını bilmeliyiz. Hepatobiliyer hastalıklar çok geniş bir konu. Çok geniş bir hastalık kapsamı var. En azından klinikten gidersek, hastanın kaşıntısı varsa, karın ağrısı varsa, bulantı, kusma, sarılık, karaciğer testlerinde değişiklikler varsa bunun hepatobiliyer sistemle ilgili olabilecek bozukluklardan oluşabileceğini düşünebilirsiniz. Özellikle sarılık olursa hepatobiliyer hastalıklar açısından önemli ve daha ciddi tanılar ortaya çıkabilir. Sarılık konusunda daha da dikkatli olmak lazım. Gebeliğe özgü karaciğer hastalıkları, karaciğer hastalıklarını birkaç grupta sınıflamak gerekiyor. Birincisi gebelikte spesifik olanlar var. Bildiğimiz gibi intrahepatik kolestaz ve gebeliğin akut yağlı karaciğeri. Bunlar sadece gebelikte ortaya çıkan karaciğer hastalıkları. Diğer ikisi hiperemiz, gravidarum, preeklemsi ve HELP tabloları gebeliğin eşlik ettiği ve karaciğerinde bundan etkilendiği hastalıklar. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Gebelikte sıklığı artan hepatobiliyer hastalıklar var. Özellikle ikisinden bahsedeceğim çok kısaca. Kolel ihtiyaz ve Butchell sendromu da gebelik sebebiyle artabilir. Sıklıkları artabilecek hastalıklar. Gebelikte ortaya çıkan ama gebelikle hiç alakası olmayan hastalık olabilir. Akut viral hepatit olabilir, ilaç toksitesi olabilir ya da hepatik metastazlar olabilir. Son olarak da mevcut bir karaciğer hastalığı vardır. Hastanın kronik hepatiti vardır, sirozu vardır ya da familial hiperbilirubinemi sendromu vardır. Bununla birlikte hasta gebe kalmış olabilir. Hiperemesiz gravidarum sık karşılaştığımız bir durum. İlk trimesterde daha çok ortaya çıkıyor. Daha çok değil, çoğunlukla 20. trimestre kadar gebelik hiperemesiz düzeliyor. Bulantı kusmanın ön planda olduğu, karaciğer enzimlerinin yükseldiği ama çok belirgin yükseklik, anormal, çok genellikle birkaç kat yükseldi. Çok anormal seviyelere ulaşmadığı, sarılığın ön planda olmadığı daha hafif bir tablo. Daha çok alışık olduğumuz, bildiğimiz bir tablo. Preeklemsi, HELP sendromu, yine gebeliğin akut yağlı karaciğerinde de yine bulantı kusma görürüz. Ancak bunlar daha dramatiktir, daha tabloları çok daha değişiktir, farklıdır. Hipertansiyon proteinürü öndedir, ön plandadır. Yine bunlar daha çok ikinci ve üçüncü trimester hastalıklarıdır. Dolayısıyla hiperemesiz gravidarumu tanımamız çok da aslında zor değil. Demin de söylemiştim, 150-60 kadarında karaciğer fonksiyon testleri bozulur. Tipik olarak ALT, AST'den daha fazla yükselir. Genellikle de hafif yükselme olur. Çok ciddi boyutlarda yükselme görmeyiz. Tedaviyle normale döner. Bilirubin de genellikle normaldir ve yükselse bile çok hafif yükseklikler görülür. Diğer hastalıklarla farkını söyleyeceğim daha sonra. Sarılık bu hiperemesiz gravidarumda son derece nadirdir. Gebeliğin kolestazı ICP bizim gebeliğe özgü karaciğer hastalıklarımızın en önemlisidir ve biz bununla da sıkça karşılaşıyoruz. Tamamen bizim tedavimizde olan bir hastalık. O yüzden önemli. Genellikle ikinci, üçüncü trimesterde gözükür. Doğum sırasında, doğum sonrasında dramatik bir şekilde düzelir. Tedavisi aslında doğumdur. Patogeneze baktığımızda hepatobiliyer transport proteinlerini taşıyan genlerde mutasyonlar sonucu herediter formları da var. Hormonal faktörler, yüksek östrojen, progesteronun bu intrahepatik kolestaza sebep olduğu düşünülüyor. Çünkü çoğu gebeliklerde daha fazla görülüyor. Düşük selenyum, düşük D vitamini ile ilişkili. Yine altta yatan karaciğer hastalığı varsa, hepatit C, non-alkolik siroz etiyolojileri varsa yine bu hastalarda kolestaz, intrahepatik kolestaz görülme oranları daha fazla. Tanısını nasıl koyuyoruz intrahepatik kolestazı, gebeliğe özgü olanı? Maternal serum safra sitlerinde ve veya karaciğer fonksiyon testlerinde bozulmayla, yükselmeyle birlikte kaşıntının olması. Kaşıntı patognomik bulgusu, ilk bulgusu, bazen tek bulgusu, çoğunlukla da tek bulgusu.
ve unutmamalıyız en önemli yerlerden biri. Çünkü hasta sadece kaşıntıyla gelebilir. Karaciğer fonksiyon testlerini normal görebilirsiniz. Safra sitleri yükselmemiş olabilir. Ama bu birkaç hafta içerisinde tablo eğer intrahepatik kolestazla gebeliğe bağlı safra sitleri yükselecektir. Karaciğer enzimleri de yükselecektir. Klinik olarak kaşıntı, sağ üst kadran ağrısı, bulantı, iştahsızlık, yağlı gayta çıkarılması gibi semptomlarla hasta gelebilir. Uyku problemleri, halsizlik olabilir. Sarılık çok belirgin ön planda bulgu değildir ama %20'ye yakın hastada sarılık da görebiliriz. Sarılık da geç bir bulgudur. Yani kaşıntıdan, laboratuvardan daha sonra gözükür. Karın ağrısı, kusma, ensefalopati gibi daha böyle hepatik yetmezliği düşünen bir tablosu yoktur bu hastaların. Daha çok kaşıntıyla gelen bir tablodur, görmüşsünüzdür daha önce de. Bu bulgular varsa zaten bu hastanıdan, yani intrahepatik kolestaz, gebeliğe bağlı intrahepatik kolestaz tanısından uzaklaşmak gerekir. Kaşıntının özellikleri nedir? İlk ve tek bulgudur genellikle dedik. Hafif ya da şiddetli olabilir. Özellikle geceleri artan, el ayak içlerinde tarif ettiği, bütün vücutta da olabilir. Primer lezyonu yoktur. Yani aslında ilk kaşıdığında lezyon yoktur cildinde. Ama kaşıya kaşıya sekonder cilt lezyonları oluşabilir. Yani aslında ilk başladığında şu şekilde lezyon olmayacak şekilde başlar kaşıntı. Daha sonra sekonder lezyonlar oluşabilir. Laboratuvara baktığımızda safra sitleri çok önemli. Çünkü burada safra sitlerinin artışı var. Kolik asit, kenedeoksikolik asite göre daha fazla artmakla birlikte hani bunun pek bir önemi yok. Safra sitleri ikisi bir. Kolik asit, kenedeoksikolik asit artar. ALT, AST %60 hastada artar. Bu hastalarda da yine çok böyle binler gibi seviyeler çok sıklıkla görmeyiz. Gördüklerimiz var mı? Var. Genellikle hafif, normalin 2 katı, 3 katı kadar artışlar görürüz. Bilirbin de yine %25 hastada artabilir. Safra, sarılık ön planda değildir ama gelişebilir. Yine bilirbin de çok ciddi seviyelere yükselmez. Üst batın ultrasonu yapmamız gerekir. Çünkü ekstrahepatik bir kolestaz olabilir. Bu intrahepatik, yani safra yollarına ait bir kolestaz değil. Orada bir obstrüksiyon yok. Taş, malinite, ayırıcı tanıda yapmamız gerekir. Intrahepatik, karaciğer yollarında bir kolestazdır. Dolayısıyla üst batın ultrasonunda safra yollarının temiz olduğunu göstermemiz, karaciğer parenkimliğinin normal görüntüsünü görmemiz gerekir. Maternal risk, belirgin bir riskimiz yok. Ama fetal riskler ön planda. Preterm doğum, inütere eksler, ani inütere kayıplar olabilir. Mekonyumlu amniyon sıvısı oranları daha yüksek. Fetal distres olabilir, RDS gelişimi görülebilir ve dediğim gibi ani inütere kayıp herhalde en çok korkulan olay. Safra serum safra esteri, total serum safra esteri 40 mikromol bir litrenin üstündeyse buna ciddi ICP diyebiliriz. Yani 10'un üstündeyse, 10 mikromol bir litrenin üstündeyse yükselmiş safra esteridir. 40'ın üstü ağır, yani daha ciddi problemler olabilecek seviyedir. Bu hangi de bakarsanız en yüksek seviyeyi söylüyoruz. İlk geldiğinde de olabilir, ikinci bakışta da, yani en yüksek seviyesi 40 mikromol bir litrenin üstündeyse ciddi kolestaz olarak kabul edilir. Ani intrauterin kayıp 100 mikromol bir litrenin üstüne geldiği zaman, yani oraya o seviyede yakaladığınız bir safrası varsa bu hastalarda normal popülasyona göre ani intrauterin kayıp oranları daha fazla. Safraslarına bağlı nasıl ani intrauterin kayıp oluyor derseniz bu ani gelişen safraslarının ani yükselmesine bağlı gelişen bir fetal aritmi ya da plasentanın koriyonik yüzey damarlarında vazokonstriksiyona bağlı ani inütere eks oluştuğu düşünülmekte. Bu risk genellikle büyük haftalarda fazla. 34. 36. küçük haftalarda da kesinlikle olan birçok çalışma var, gösterilmiş ama en çok bizim sıklıkla karşılaştığımız hasta grubu 3. trimester hastaları. Tedavisinde ursodeoksikolik asit verilmekte birinci tercihtir, ilk seçenektir. 10-15 mg kilogram başına başlanır. Örnek olarak Ursafalk 250 mg 2x2 başlayabilirsiniz günde. Doğuma kadar, yani kaşıntısı geçsin, işte safra siteri düzeldi diyelim falanla bir ilişkilendirmiyoruz. Doğuma kadar, tanımızı koyduktan sonra doğuma kadar ursodeoksikolik asiti devam ediyoruz.
Tedavi sonrasında böyle bir günde dramatik bir düzelme beklemeyin. Hatta safra sinirinde bir yükselme bile görülebilir. Ama o birkaç hafta sonra kaşıntının azaldığını, karaciğer fonksiyonu testlerinin düzeldiğini, safra sinirinin düştüğünü göreceksiniz. Maksimum doz düzelme olmazsa 21 mg kilogram başına kadar çıkarılabilir. Eğer o cevap alınamazsa ek ilaçlar eklenebilir. Genellikle gerek olmuyor. Tedavi sonrasında da dediğim gibi biyokimyasal düzelme de tedaviden birkaç hafta sonra başlar. Antenatal ideal bir takip yöntemi yok İCP'de. Çünkü yakalama şansımız biyofizik profille ya da NST ile o intereksi, ani olan intereksin bir ön bulgusu olmadığı için yakalama şansımız yok. Bir de maternal şikayetler düzeldi, kaşıntısı gitti. Fetal sonuçlarda olumlu, kesinlikle iyi olacak diye de bir korelasyon da yok. Bunları da hastayla paylaşmak lazım. Akok'un önerisi safra sitleri 100 mikromol bölü litrenin altındaysa, onun üstünde, 100'ün altında ise 36-39. Haftada bireysel hastaya göre karar vererek doğum planlanması öneriliyor. Safra sitleri 100 mikromol bölü litrenin üstünde ise bu ani inter-üterin risk daha fazla olduğu için inter-üterin risk eks oranı 36. haftada doğum planlanmalıdır. Peki 36'nın altında doğum gerektirebilecek durumlar var mı? Var. Daha önce gebelik kolestazı sebebiyle initöre eksi varsa bu hastanın 36. haftadan önce, tedaviye rağmen şikayetleri artıyorsa, safra sitleri, karaciğer enzimleri yükselmeye devam ediyorsa, cevap alamamışsak, tabii bu hemen değil, yine söylüyorum birkaç haftalık takip sırasında ve kaşıntı azalmıyor, hastanın kliniğinde hiçbir düzelme yoksa, bu hasta grubunda da yine akciğer maturasyonu açısından 34'ü yapmaya çalışmalıyız. Ama 34'ten sonra 36'ya varmadan şu şartlar varsa alınabilir hasta. Rekürans oranlarının yüksek olduğunu bilmeliyiz. Yani intrahepatik kolestaz, gebeliğe intrahepatik kolestazı rekürans oranı %60-70'lerdedir. Yani diğer gebeliğinde de karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Daha bir ayrıcı tanısı, demin de söylediğim gibi gebelikte olan gebeliğe özgü hastalıklar ama karaciğerinde bundan etkilendiği hastalıkların başında preeklemsiz söyleyebiliriz. Çok detaylı tedavisine girmeyeceğim ama 20. haftadan sonra tansiyonu 140-90 mm civanın üstünde ölçülmesi 4 saat arayla en az 2 ölçümde ve aşağıda yazan kriterlerden birinin olmasıyla preeklemsi tanısı konur. Eğer proteinür olmayabilir, proteinüri zorunlu değil ama proteinür olmasa bile trombositlerin 100.000'in altında olması, serum kreatinin 1.1 mg desitrenin üstünde ya da normalin 2 katından fazla, normal ama 2 kat yükselmişse, karaciğer enzimleri yine normal değerin en az 2 katından fazla yükselmişse, pulmoner ödem, vizyal septomlar ve şiddetli baş ağrısı, dayanılmayacak bir baş ağrısı tarif ediyorsa, bu hastalar yine preeklemsi tanısı alır. Şiddetli bulgular olan preeklemsi nedir? Ya tansiyonun çok 160-110 ve üzerinde çıkması, yine bunun da 4 saatlik ölçümde 160-110'un üstünde çıkması. Ama bu kontrol ölçümü bu hastalarda tabii o kadar süre beklenmez çünkü yüksek bir tansiyon. Ya da bununla birlikte tansiyonu çok 140-90 ve üzerindeyken şu durumlar, aşağıda yazdığımız sistemik bozukluklar oluştuysa yine gebeliğe şiddetli bulguları olan preeklemsi olarak adlandırılıyor. Bu hastaları da yine ayrıcı tanıda, karaciğer hastalıklarının ayrıcı tanıda sık karşılaştığımız bir durum, ayırmamız gerekiyor. Preeklemsi, HELLP sendromunda yine bu bağlamda hemolizin olması, karaciğer enzimlerinde yükselme ve düşük trombosit sayısıyla giden HELLP sendromu da ayrıcı tanıda karaciğer hastalıkları arasında gebelikle beraber gördüğümüz. HELLP sendromu dememiz için 3 kriterin olması lazım. Hemoliz olmalı, karaciğer enzimlerinde normalin 2 kat, en üst seviyesinden 2 kat daha yüksek olmalı. Bir de trombositler 100.000'in altında olmalı mikrolitrede. Hemoliz tanısını peki nasıl koyacağız? Periferik simirde fragmente eritrositlerin, şistositler, şurada fragmente olmuş eritrositlerin gösterilmesi, serum bilirubinin 1.2 mg desitrenin üstünde olması, haptoglobulin seviyesinin düşmesi 25 mg desitrenin ya da LDH'ın 2 kattan fazla artışı veya hiçbir kanama bulgusu olmayan bir hastanın ağır anemi hemoglobininin çok düşük gelmesi. Bunlardan en az ikisi varsa
hemoliz tanısı koyarız. Hemoliz olmadan HELLP sendromu dememiz mümkün değil. Klinik olarak abdominal ağrı hassasiyetle işte mid epigastriumda olabilir, sternum altında olabilir, sağ üst kadranda ağrıyla gelebilirler. Bulantı, kusma, halsizlik bulguları olabilir. Hipertansiyon ve proteinin %85 olgula zaten aynı preeklemsi gibi görünür. Hemoliz de eklenirse HELLP tanısı konur. Birçok komplikasyonu var bildiğiniz gibi. Bu komplikasyon, yani HELLP sendromunda da tabii ki tedavi kısımlarına çok girmedim ama sonuçta gebeliğin en ciddi problemlerinden biri. Dolayısıyla doğumu en kısa zamanda planlamamız gerekiyor. Üçüncüsü gebeliğin akut yağlı karaciğeri. Yine karaciğeri spesifik bir hastalık, gebeliğin intrahepatik kolestazı gibi. Sadece karaciğer hastalığı ve gebelikte görülen bir karaciğer hastalığı. Obstetrik bir acil durum. Karaciğer disfonksiyonu ya da akut bir yetmezliğe dramatik bir şekilde tablo geçebilir hasta. Gebelikte yağ asit metabolizmasındaki bozukluktan kaynaklandığı düşünülmekte. Zaten karaciğerde veziküller içerisinde yağlanma, akut yağlı karaciğer isminden de anlaşıldığı gibi yağlanma görülüyor. Genellikle son trimester 30-38. Haftalar arasında oluyor ama bizim mesela bir hastamızda 20. haftalarda da aynı bu tabloyu görmüştük, akut yağlı karaciğerdi. Postpartum dönemde de görülebilir. Sıklığı çok değil aslında, 7000 ila 20.000 doğumda bir ama karşılaştığınızda çok ciddi bir tablo. Klinik olarak daha kötü halde gelir hasta. Daha diğerlerinden daha farklıdır tablosu. İştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, sarılık, ensefalopati, poliüri, polidipsi gibi daha sistemik bir hastalık olarak hasta karşınıza çıkar. Akut karaciğer yetmezliğine hızlıca girebilir hasta ve bunun bulgularında da sarılık görebilirsiniz, asit görebilirsiniz, ensefalopati, koagülopati, dik gelişimi ve hipoglisemi önemli. Karaciğer yetmezliğinin bulgularındandır. Hipoglisemi gelişmesini görebilirsiniz. Akut böbrek yetmezliği ve multi organ yetmezliğine de geçiş hızlı olabilir. Genellikle de zaten bu şekilde yağlı karaciğer görüntüsü bu, normal karaciğer görünümü. %27'sinde şu şekilde parlak karaciğer görünümünü görebilirsiniz. Tanısında Svenski kriterlerinden bu 6 tanesi laboratuvar olabilir, klinik olabilir, invaziv girişimle histolojik tanı ya da görüntüleme olabilir. Bu kriterlerden 6 ya da daha fazlası varsa akut yağlı karaciğer tanısı konur. Genellikle biyopsiye gerek almaz. Biyopsi sonucu da beklenecek kadar bir uzun bir süre de yok bu hastalarda. Daha çok klinik ve laboratuvara göre ya da ultrasondaki demin gösterdiğim tablo görüntüsüyle şu 6 kriter oluşturulursa akut yağlı karaciğer tanısı konur. Burada önemli olan bazı laboratuvar değerleri var. Diğer karaciğer hastalıklarında görmediğimiz ya da daha az gördüğümüz. Özellikle hipoglisemiye dikkat çekmek isterim. Lökositozun olması, amonyağın artması, ürenin artması, koagülopatinin hızlıca gelişmesi, dik tablosunun hızlıca gelişmesi bu hastalarda olabilir. Ve bu laboratuvar bize yine tanıda yardımcı olur. Diğer demin anlattığım preeklemsi ve HELLP ile karşılaştırırsak, bu HELLP ve preeklemsi de şiddetli hipertansiyon ya da hipertansiyon ve proteinüri ön plandadır. Ama akut yağlı karaciğerde de görebiliriz ama biraz daha az sayıda, yani olmaya da bilir, tansiyonu normal de çıkabilir, %50 hastada gözükür. Demin de dediğim gibi multi organ yetersizliğine çok daha çabuk girer ve daha büyük bir, daha dramatik bir tabloyla ilerler. Ve akut karaciğer yetmezliği bulgusu, ensefalopati, poliüri, polidipsi, hipoglisemi, sarılık, koagülopati gibi daha ciddi bir tabloyla karşımıza gelebilir ya da bu duruma geçebilir. Ama ikisi aynı anda da olabilir. Yani akut yağlı karaciğer olan bir hastada preeklemsi ve HELLP de olabilir bu arada. Birlikte de olabilirler. Maternal mortalitenin en sık sebebi akut yağlı karaciğerde karaciğer yetmezliği, akut karaciğer yetmezliğine girebilir. Hasta akut böbrek yetmezliği ve koagülopati gelişip dike girebilir hasta ve kanama geçirebilir, kanamaya bağlı. Bu en sık görülen maternal mortalite sebepleri. Tedavisinde doğum var, ne olursa olsun, kaçıncı haftada olursa olsun, tanı konur konmaz doğum gerçekleştirmeli, hayati bir durum. Gebelikte sıklığı artan hepatobiliyel hastalıklar dedik. Kolelitiyazizi ve Butchery sendromunu söyleyebiliriz. Kolelitiyaziz azalmış safra kesesi motilitesine bağlı olarak ve
safranın artmış kolesterol miktarına bağlı olarak, satürasyonuna bağlı olarak daha fazla görülür gebelikte. Tanısı rutin nasılsa diğerleri gibi farklı değil. Sağ üst kadın ağrısıyla gelebilir hasta. Bu hasta grubunda preterm doğum açısından bir risk var ama onun dışında takip ve tedavisi normal hastalardan farklı değil. Buçeri sendromda hepatik venöz çıkış obstrüksiyonudur. Yine bu hasta, Buçeri sendromu hastaların %20 kadarı işte OKS kullanan, gebe olan ya da yeni doğum yapmış hastalardır. Tromboz eğilimi daha fazla olan hastalardır. Tanıda Doppler kullanılır. Bu hastalarda da akut bir fulminant bir karaciğer yetersizliği ya da kronikleşen bir karaciğer hastalığına dönebilir durum. Gebelikten bağımsız karaciğer hastalıklarına bakarsak akut viral hepatit gebelikte geçirebilir hasta. İlaç toksisitesi olabilir ya da hepatik metastazlar olabilir dedik. Akut hepatit A gebelikte seyri normal hastalardan, yani gebe olmayan hastalardan farklı değil. Aşı da kullanılabilir, gebelikte vurulabilir. Tedavide ek bir fark yok. Preterm doğum için ağır olgularda bir risk faktörü artışı var. Perinatal geçişte yok. Akut hepatit B de yine aynı şekilde gebe olmayanlardan farklı bir prosedür yok. Çok ilerlerse daha ciddi olgularda destek tedavisi ya da antiviral tedavi gerekebilir. Perinatal geçiş burada önemli. HBS antijeni pozitif ya da pozitifse ya da HPV DNA'sı pozitifse bebeğe hepatit B immünoglobulin aşıyla birlikte yapılması gerekir. Akut hepatite sadece yani gebelikle kötüleşen hepatitler arasında hepatit E'yi söyleyebiliriz. Diğerlerinden farklı olarak gebelik daha kötü ilerliyor. Bereket bu endemik bölgelerde sık görülen bir hepatit türü. Çok karşılaştığımız bir hepatit türü değil. Fekal oral geçişi var. Fetusta da hepatit yapabilir. Ve gebeliğin akut yağlı karaciğeri gibi bir tablo oluşturabilir. Özellikle 3. trimesterde. Dediğimiz gibi daha çok endemik bölgelerde olduğu için öyle bir seyahatinin olup olmadığının sorgulanması gerekir. Akut herpes simplex hepatiti de aynı şekilde fulminant hepatite yol açabilir. Çok ender görülen bir durum. Bizim gebelerde hani ben karşılaşmadım böyle bir durumla ama ciddi bir hepatik yetmezliğe girebilir. Ateş, veziküler lezyonlar, üst solunum yolu bulgularıyla birlikte şu şekilde vezikülerle tanı konabilir. Tedavisinde asiklovir kullanılır. Diğer viral etkenler CMV, Epstein-Barr ve adenovirüs de hepatite sebep olabilir ama bunlar da destek tedavisi genellikle yeterli. Gebelikte farklı bir şey yok. Hepatik metastazlar karaciğer gebelikte palpe edilemez. Zaten palpe edilemez ama gebelikte daha da zor palpe etmesi. Büyümüş bir karaciğer palpe ediyorsanız aklınıza metastazlar, karaciğerin metastazları, kolon, meme, akciğer gibi, pankreas gibi metastazlar aklınıza gelmesi gerekir. İlaç nedenli hepatitlere bakarsak antihipertansif olarak metildopa kullanılıyor. Bu yine hepatotoksik olabilir. Bir de herbal ürünler kullanan hastalarda sorgulanmalı. Yani herbal bir ilaç kullanıp kullanılmadığı hepatotoksik olabilir. Onlar araştırması ama gebeliğin ekstra ilaçlarla bir hepatotoksik artışı yok. Normal hastada nasılsa gebede de öyle. Mevcut son olarak mevcut karaciğer hastalığı var hastanın. Üstüne gebede kalabilir. Bu hastalıklar kronik viral hepatiti olabilir. Hepatit B, kronik hepatit B hastası olabilir. Siroz ya da familial hiperbilirubinemi sendromları var. Gilbert sendromu çok gebelikten etkileniyor. Yani aynısı. Gilbert'in ekstra bir artışını beklemiyoruz. Ama Dubin-Jensen sendromu, bu konjüge hiperbilirubinemi olan, onda gebeliğin daha kötüleştiğini, gebelikte daha kötüleştiğini biliyoruz ama doğum sonrası tekrar düzeliyor. Kronik karaciğer hastaları genellikle yaşlı hastalar, ileri yaş hastalar. Ovülasyonları çok düzgün değil. Gebe kalmaları da çok fazla değil aslında ama eğer çok ciddi karaciğer yetmezliği yoksa gebe kalabilirler. Kronik viral hepatitler, hepatit B, hepatit C, gebelikte yine ekstra bir tedavi gerekmeyebilir. Çoğunlukla aynı şekilde ilerler. Eğer doğum öncesi ve sonrası hepatit B, özellikle kronik hepatit B hastalarında yine de takibi iyi yapmak lazım. Ani bir değişiklik olmaması için ama gebeliği iyi tolere ederler. Kronik hepatit B'de maternal fetal geçiş çok önemli. Özellikle 26. 28. haftada 200 bin ünite mililitrede hepatit B DNA'sı görülebilirse varlığı, bu antiviral tedavi başlanabilir gastroenterologla birlikte. Çünkü bunların fetusa transplasental geçişi olabilir. Zaten doğum sırasında immünoglobulinle birlikte aşı yaptırmamız gerekiyor. Fetus doğuma, yeni doğana doğum sonrası emzirebilir bunları yaparsak, bu önlemleri alırsak.
Teşekkür ederim.